Sevdalar yaşadım, mavi gözlü dilberdi. Ne sevdalar yaşadım, benim için özeldi. Ne sevdalar yaşadım, birbirinden güzeldi. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat. Öyle birisi var ki imdat Allah'ım imdat. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde var ki imdat Allah'ım yaşadım, gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler. Ne sevdalar yaşadım, birer birer gittiler. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat. Öyle birisi var ki imdat Allah'ım imdat. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat. Öyle birisi var ki imdat Allah'ım imdat. Ne sevdalar yaşadım, sarışındı esmer. Ne sevdalar yaşadım, mavi gözlü dilberdi. Ne sevdalar yaşadım, benim için özeldi. Ne sevdalar yaşadım, birbirinden güzeldi. Ne sevdalar yaşadım, güldüler, 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 çiçektiler. Ne sevdalar yaşadım, gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler. Ne sevdalar yaşadım, birer birer gittiler. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat. Ama öyle birisi var ki, ama öyle birisi var ki hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat. Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat, İmdat Allah'ım imdat. Teşekkürler. Bu akşam Hülya Avşar yok.
cıcığını çıkardılar ha. İki program yaptık. İki senelik kaç kanal varsa iki senelik repertuar ve şey çıktı. Ne? Malzeme ha. Evir çevir Hülya Avşar İbrahim Tatlıses. Evir çevir Hülya Avşar İbrahim Tatlıses. Anamı dedim yere giresiz. Ladies and gentlemen. Mina. Ha. Yalnız bu akşam koltuklara çarpıldım. Bu ne lan? Düşünebiliyor musunuz? Sarayın bir köşesine bunu koymuşlar. Ben de böyle oturuyorum. Kızlar, huriler böyle dizilmiş. Hangimiz oynayalım diye. Kim evleniyor? Sen mi? Hadi şimdi bak bir şey diyeceğim. Bu... Verdik sana koltuk herhalde. Sen onu evleniyorsun, almadın mı? Verdik aslanlar kimin? Püü lan bunu da ben mi evlensem? Bunu da ben mi evlensem? Yalnız halı gelmedi. Cengo'nun Cengiz Tekin'e bir tane ev aldık. Onu dayadık döşedik. Dayadık döşedik de sonra döşeyenler yaramaz bir şekil aldı. Öyle bilmiyorduk. Ne bilelim öyle çıkacaklarını. Cengo'dan bahsetmiyorum ha. Cengo dedi abi halim gelmedi halim. Dedim ki Cengo haftaları izle. Hangi halı sana uyarsa bu geldi ama bunu görmüştü ki. Vallahi bu uyar bana. Niye? İçinde turkuaz var dedi. Lan bu mavi oğlum neresi? Turkuaz mı mavi mi bu? Efendim şöyle bir şikayetim var. Memo. Rejiye demiyorum. Rejide yoktur. Çünkü ses seninle ilgili. Eğer seninle ilgili değilse lütfen senden ilgili olan kısmına da bak. Ben bu Hülya Avşarlı programları yayınladılar ya öyle tesadüfen dün evde oturdum izledim. Hiç seyircide tık yok. Seyirci burada kendini öldürüyor ya. Evlenmeyi hak etmişim. Ben neden bahsedeyim o diye evlenmeyi hak etmişsen. Şimdi sizin kendi sesleriniz dönmesin diye, içeride dönmesin diye seyircinin alkışını, seyircinin kahkahasını alamıyorum. Şimdi ben kendi kendime konuşur gibi oluyorum. Kendi kendime söylüyorum, kendi kendime dinler gibi oluyorum. Seyirci tepki veriyor, tepki televizyondan izlenilmiyor ve dinlenilmiyor. İzlerken böyle geliyor mu size de? Seyircide tık yok değil mi? Halbuki seyirci burada mahvoluyor. Bak şimdi. İsmail Türüt'ü çağırıyorum. Bak şimdi. İsmail. Gel abi. Dur bir dakika. Sende mikrofon yok. Biz öyle anlaşmıştık. Çıkacaktı, çıkarken çalacaktılar o yüzden. Ha öyle mi? Özür dilerim. Özür dilerim. Hocam bu ne ayarla bu nedir ya? Hayır, efendim saygılar sunarım. Şeref verdiniz hanımlar beyler. Özlemiştik. Efendim sizleri... Ayarlı değil mi? Ne? Çöpü bu ya bu çöpü. Nasıl şey? Bu nezleli gibi. Sen de buldun şeyini arıyorsun ha. Tövbe ya Rabbi tövbe. Fakat bir şey anlatayım size Allah aşkına. Anlatayım buyurun anlatayım. Çok. Benim için çok uğurlu, yani belki herkes için ama benim için çok uğurlu bir adamsın. Bunu itiraf edeyim. Senden sonra işleri iyi gitmedi, hazırlığımı yaptım. Hani sözümüz vardı ya. Yine bana mı döndün? Yine İdoba'ya döndüm. Tilki dolaşır dolaşır yine kürçü dükkanına. Ben iyi bir kürçü dükkanıyım. Ben İsmail benim evladım gibi, kardeşim gibidir. Öyle severim. Gerçekten Karadeniz'in de yüz akıdır. Bunu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, sizi onunla baş başa bırakıyorum. İlerleyen zamanlarda konuşacağız İsmail'im. Evet. Ne? Öbür mikrofon seninmiş İsmail. Ya ben sana dedim bir yanlışlık var bu işte. Evet. Al bakayım. Hareketli bir şey. Evet abi. Haydi. Şimdi ben İsmail'im. Ben bank yok. Bank yok. Can. Bir bak. Haydi. Yavaş abi bir dakika. İçeri kontrole gidiyorum. Bakıyorum seyircinin sesi geliyor mu gelmiyor mu? Evet. Hayır.
Akşam oldu yanayda ordunun ışıkları. Akşam oldu yanayda vonanın ışıkları. El duruyu ya da bir de kibar konuşukları. El duruyu ya da bir kibar konuşukları. Eller eller hay! Bravo! Allah Allah. Oy kemençe kemençe da neredeydin dün gece? Oy kemençe kemençe neredeydin dün gece? Atar kırarım seni de eğlencesin eğlence. Atar kırarım seni eğlencesin eğlence. Gel seni bir öpeyim de hakkın bende kalmasın. Gel seni bir öpeyim hakkın bende kalmasın. Gel seni bir öpeyim bende hakkın kalmasın. Bir dakika fırsat edilmiş ki bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Evet. İstanbul kızı Suzan yat kollarıma uz. El alemden bir sene gülüm var ise rızan. Orada çapkın kızı gözlerinden çakarım. Ne lazım bana yüzü boylarına bakarım. Orada çapkın kızı gözlerinden çakarım. Ne lazım bana yüzü boylarına bakarım. İstanbul kızı Suzan, yat kollarıma uzan. El alemden bize ne günüm var ise rızan. İstanbul kızı Suzan, yat kollarıma uzan. El alemden bize ne günüm var ise rızan. Gittim, işe el koydum. Yalnız rejistörümüzden konuşamadım. Böyle yapıyor. Dörde geç evladım. Tamam gir 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 babacığım gir altıya gir babacığım. Tamam çıkırdın çıkırdın yakına gir babacığım. Kızım benden konuş. Sen ne işi var? Yediye gir babacığım. Kameralar seçiyor ya. Ben niye anlatırken yoruldum ya? Şimdi babayı görünce aklıma bir hikaye geldi hemen anlatayım. Hikaye değil ya fıkra değil yaşadığım bir şey. Duydun mu bunu? Duymadım. Allah aşkına. Bir kaç saat sürer mi? Yok. Şimdi Rize'deyim. Anam babamı ziyaretine gitmişim. Bayram günüydü bundan 5-10 sene önce. Evde uyuyorum babam dedi ki kalktığım zaman dedi ki seni dedi Rize'nin Valisaray'ı kulakları çınlasın Erol Uğurlu. Evet. Şimdi nerede bilmiyorum. Aradım dedi ki İsmail dedi akşam bir eğlencemiz var dedi. Duydum köydesin gelir misin dedi. Dedim emrin olur sayın valim ne demek dedim. Neyse gittim. O Rize'nin sahilinde bir mekan var. Orada işte böyle Rize'yi idareci büyüklerimiz. Herkes orada. Ben de çıktım türkü okuyorum. Türkiye'yi bitirdim dedim ki protokolde olan yani o büyüklerimizi teker teker sahneye alayım. Bir horon ettireyim. Ona milli kadro derim ben. Sahnede yaparım onu. Bir de Kamil Dede yapar onu. Teker teker başladım. Sayın valim gelir misin? Geldi. İşte emniyet müdürüm, komutanım, milletvekilim. Tek tek kurum kuruluşları, bütün başkanlar. Bir tane bir efendi oturuyor. Yaralayın aynı dayı gibi başına saç yok. Benden muzirlik olsun. Dedim ki ulan lamba kafa sen de gel. Allah'ın kulü olmayayım. Bir anda çömür karası oldu herif. Kızdığı belli. Şimdi vali bey yanıma dedi ki yahu dedi ne yaptın dedi. O Rize'nin bas savcısı dedi. Allah bir dakika. Efendim işte sayın savcım bağışlayın işte espri yaptık. Belli ki sayın savcı bana çok bozuldu. Sana görüşeceğim gibi böyle bir tavır var. Neyse kalktı nezaketi de boş bozmadan korona iştirak etti. Gözüm onda türkü demeyi unuttum. Ne güzel ama. Bak şimdi türkü demeyi unuttum vallahi. Ne zaman tutuklanacaksın onu bekliyorsun. Evet ne olacak diye. İki döndü korona geri kollayırı varı. Hemen yerine gitti orada pardesi vardı aldı dışarı çıktı emniyet müdürünü çağırdı. İlhan sapmaz bak onu da unutmam.
Dedi bu İtoğlu'yu tutuklayın dedi. Yemin ederim böyle. Yahu Rize memleketi ayağa kalktı. Barış sağlanmak. Zor kurtardım. Nasıl kurtardım? Orayı demeyeyim. Değil mi? Değil mi? Orayı demeyeyim. İsmail'im teşekkür ederim. Sağ ol. Oturuyorsun abi. Seni alıyoruz. Nerede? Tek yerde oturacağım. Şimdi Avrupa yakasını izliyorsunuz. Oradaki tiplemeleri yapanları biliyorsunuz. Kim hangi tiptir, kim ne tiptir. Aslında hepsi tip oğlu tip. Biliyor musunuz? Mesela en çok ne nedir orada? Kimler var? Mesela yalnız Gafur bundan 5-6 hafta önce yoktu. Gafur 5-6 haftadır bir öne çıktı değil mi? Doğru. Ha? 7 haftadır oynuyor. 3-4 haftadır çıktı meydana. Doğru mu? Demek ki bir tipleme güzel olursa seyirciyi hemen albeni yapıyor, yüreğinde taht kuruyor, oturuyor o köşeye. Onu indirmeniz de mümkün değil. Büyük bir sevgili o çıktığı zaman keyifle bakıyorsunuz. Peki o kişiyi buraya, Gafur'u buraya çağırsak. Peker, açık alan olarak gelmek istiyor önce. Sevmez, bu kadar az alt işi sevmez. Böyle tiplere de uyuz olurum. Onu da söyleyeyim. Nasıl tiplere uyuz olursun sen? Böyle tiplere böyle gelin. Burası dizi seti değil anam. Ya bu tiyatrocularla fazla uğraşma. Sen beni beğenmiyor musun? Seni beğeniyorum da. Gafur'u beğenmiyorsun. Yani? Dikkatli ol, Gafur çok tehlikeli bir tip. Zaten eller niye böyle oluyor onu merak ediyorum. Hayırdır? Biraz önce bıçaklarımı bileyledim de. Ah canım. Allah. Bu Gafur denen arkadaş mı? İbrahim Tatlıses'i tanımıyor herhalde. Tanımıyor herhalde. Bu Peker'i tanıyan kişi Gafur'u tanımıyor herhalde. Yani minik bir mantık oyunu yaptım İbrahim abi. Normalde minik. Ben Gafur değilim, ben Peker'im. Burada seyirciyle sizi kafaya alıyoruz, haberiniz yok. Evet, evet. Yani sen aslında kafa çocuksun. Çok kafa çocuğum. Bak oturalım vallahi 5 saat konuşacağız. Niye ayakta konuşamaz mısın senden Gafur? Ya koltuklar yeniymiş, reklamını yaptınız bari işe yarasın. Gel seni buraya tek başına oturtayım. Ne olur ne olmaz, kimsenin yanında şey yapma. Nasılsınız İsmail Bey? Teşekkür ederim usta, sağ olasın. Estağfurullah. Canım abim buyurun, ben Peker. Peker mi? Peker açık alın. Hı. İstersen Gafur olarak geleyim ama tehlikeli oluyor onun için ben önce. Aç bakayım alnını şöyle bir. Abi hatırlıyor musun Ankara'da karşılaştığımızda bana bunu dediğinde ben de bir ses ver bakayım sesin tatlı mı demiştim. Balık açılışında. Balık açılışında. Balıkçı. Evet, balıkçı. Evet. Efendim. Çok seksi. Çok seksi apel. Baktığın zaman hemen aklına yaz geliyor. Allah Allah. Yazın göbeğinde miyiz? Ağustos mu, Temmuz mu? Ceketi, gömleği çıkartayım, sonra pantolonu çıkartayım, onunla birlikte şeye girelim. Yüzmeye. Bir tek mayo eksik oluyor. Ha, ne bileyim. Ha. 3 tane dikenin arasına bir gül gerek. Bu gül nazlı olsun biraz, hafif, nezle olmasın ama
Nez olsun, nez olsun, nez olsun, bizim olsun. Thank you, darling. Thank you, Charlie. Pardon, bir şey söyleyebilir miyim İbrahim Bey? Çok şey söyleyebilirsiniz. Size bir hediyemiz var. Kendisi bugün gelemedi. Hülya Hanım bunu yolladı size. Her an her şey olabilir. Ördek. Çok teşekkür ederim düşüncenize. Saygılarımı iletiyorum. Hüllü. Hüllü. Çok teşekkürler Mugodan Kişin. Biliyoruz sizi. Efendim Nez. Efendim. Nez. İyi mi? İyi ama. Baba dedi ki kimi seviyorum sevileni. Urfalı baba dedi ki. Hadi kimi seviyorum sevileni? Senin de sevmediğin kalmadı ki kardeşim.
Senin de sevmediğin kalmadı. Televizyonları başlarında oturanlar, seyircinin tepkisi geldi mi kulağınıza acaba? Merak ediyorum. Mugu? Sen şeye gel, sen şeye gel. Nes kızımız? Buldum ama da gönlüme göre olmadı diyor. Herhalde gönlünüze göre buldunuz bir şeyler. Mı? Ben buldum. Yani bu ben buldum manalı cümleleri de hiç sevmiyorum. Yok, yani sen ne durumdasın buldum demek istiyor. Yok canım. Sayın Gafur kardeş. İbrahim abi, benim de bir tane ördeğim var. Sabah yumurtlamış. O yumurtayı ben size hediye olarak getirdim. Yalnız arka cebime koymuşum. Kırıldığı için sadece akını size verebileceğim. Maşallah, bu beni de kandırır bu. Ama yumurta akını avcuna verseydin çok güzel olacaktı. Yumurta, sen, yumurta. Sen beni Burhan'la karıştırdın herhalde. Aa, Burhan'ı tanıyorsunuz. Tanıyorum tabii. Herkesi tanıyorsunuz. Siz tabii, neredesiniz? Kankanız oluyor Burhan size. Aa, öyle mi? O zaman size özel dansınızı göstereyim ben. Gel bakayım. Fakat İbrahim abi seninki biraz Urfa işi oldu. Abi biraz Urfa kokuyor. Evet, seninki Urfa işi oldu. Gafur. Abi. Ne var? Normalde Gafur'un hobisi dans. Ama bir takım fobileri de var. Ne? Karşısında biri elini cebine sokarsa uyuz oluyor. Uyuz oluyor ve harst diye bıçağı saplayıveriyor. Çıkarttım. Çıkarttım aman abi. Şimdi özel dansımızı yapalım mı? Yok yok. Özel selamlaşmamızı. Bunlar tabii saçma sapan şeyler. El ele veriyoruz. O ney? Elektrik boogie. Yaklaş. Tık bir tane buradan. Tık bir tane buradan. Dön arkanı. Ya. Burada İbrahim abiyle bir show yapıyoruz. Filmice yani... Abi bunlar yanlış anlıyor. Nasıl yanlış anlayacak lan? Ne yapacağım merak ediyorum. Abi tamam sen arkanı dönme boş ver ya. O zaman önümü döneyim. O zaman ben kaçayım abi. Arkan önce ne oluyor? Dön abi arkanı. Arkan sağlam ellerde merak etme abicim. Vıdı vıdı yapıyoruz. Vıdı vıdı. Abi bak. Çok basit. Popo... Karizma gitmez değil mi? Yok be abicim. Peki. Herkesin karizma. Yani şeyler vıdı vıdı mı yapıyor? Dedikodu mu yapıyor abi, şeyler? Ha, yani lambadadan daha terbiyeli bir dans en azından yani. Arkanda yaslanan yok yani.
Vıdı vıdı. Vıdı vıdı yap abi. Vıdı vıdı. Yap. Ne? Mikrofonu bırak. Zıplayacağız ölümüne kankayız diye bağıracağız. Ölümüne kankayız. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi bilmedin bileceğim ya. Yalancı dostlarımdan el alemin lafından geç. Medin geçeceğim de yok. Bu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın yaralı kalbi, affeder mi de? Ah bu gönül. Sensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın yaralı kalbi, affeder mi? Reklamlar, 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 reklamlar. Seni yalamadım kız, param yoktu param. Ben
seni yalamadım ay. Param yoktu param, seni benden alana da heram olasın heram. Seni benden alana haram olasın haram. Ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağında yatana haram olasın haram, haram olasın haram. Ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağında yatana haram olasın haram. Seni benden alana haram olasın haram. Hey! Yorgundum çıkamadım da çamburlu bayırını, yorgundum çıkamadım çamburlu bayırını. Seni benden alanlar kız görmesin hayrını, seni benden ayıran kız görmesin hayrını. Ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağımda yatana haram olasın haram, haram olasın haram. Ellerini tutana, gözlerine bakana, seni benden alana haram olasın haram. Yatağımda yatana haram olasın haram. Hasretine de deli olmuşum deli, yanarım ateşine kız ben deli oldum deli. Ellerini tutanın eli kirilsin eli, ellerini tutanın da eli kirilsin eli. Ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağında yatana haram olasın haram. Seni benden alana haram olasın haram. Ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağında yatana haram olasın haram. Yatağında yatana haram olasın haram. Akor çek, akor çek. Bir hafif bir, sanki bir şey var, bir şey var. Biraz da pes kaldı ya. Yok çok, bana pes kaldı. Sen, sana da aslında pes de. Pes de miyim? Bir şey daha söyleyeyim mi? Bu... Ben de siye okuyorum ya. Sen siye girdin. İsmail Türüt. Karadeniz'in en nameli okuyan sanatçılardan biridir yani. Nameler yapar. Çok da güzel okur, onu söyleyeyim. Yani sadece Karadenizler halay çekip ve kemençeyle söylemezler yani. Bu da, bu çok beladır, bu nameli söyler. Bu parçayı da ben çok severim. Bu İdo Bay'da vardı bu, değil mi? Bizim kasetimizde vardı bu. Aa, bu parçalara harcadan Allah cezanı verecek. Verecek. Ama yeni çalışmayı göreceksin. Bir dakika, bir dakika. Benim denetimimden geçmeden olmaz. Bana dinleteceksin. Dinleteceksin. Ben bir kardeş olarak, bir abi olarak sana diyeceğim ki İsmail, bunu koyalım, bunu koymayalım. Ben de sen... Antalya Titanic Otel'de sahnede ne dedim? Antalya Titanic Otel'de. Ne olacak? Ne olacak? Türkiye'de böyle bir otel yok. Yok yok, ne reklama konuştuk? Reklama girdiği için yok. Ne reklamı ya? Sadece Titanic'in reklamı. Olmaz kardeşim, reklam İsmail. Baba biz 8 sene şov yaptık, böyle bir şey bize kimse aramadı. Sen nereden çıkarıyorsun bunları ya? Böyle bir şey yok.
Şimdi ama abi ne demek ya? Firmaya geliyor o çocuğu. Ya baba niye demeyeyim anlamadım yani. Böyle bir şey var. Yasak mı var böyle? Evet böyle? Var var. Nerede yasak var? İboşov'da var yasak. Allah başka Allah. Başka yok. Lan gizli reklama giriyor. Ya Allah Allah. Ben şimdi bu koltukları yapanı söyleyebiliyor muyum? Sen şimdi oradaki Aydo babayı unutur musun? Hani sana hamsi yaptı. Bak baba baba. Nez bir gel hele ya. Gel Nez. Ya. Gel yanıma tez. Ne, öyle mi? Öyle miydi? Geldim bir kez. Aha bak buyur. Hoş geldin Nez. Hoş bulduk. Sen buyurun. De gel. Gelirim abi. Sen de gel. Koltuklar o kadar. Ben... Sesi çıkmıyor. Ulanın sesi çıkmıyor. Ha bir dakika başka bir şey diyeyim sana. Bir dakika. Başka... Bir dakika onun sesine bir bakalım. Bakalım. Konuş bakayım. Ya koltuklarınızın adı neydi? Çok rahatmış da. Sesi geliyor mu ya? İbrahim abi bir şey diyebilir miyim sana? Bir dakika. Konuş şimdi. Sesim geliyor mu? Pek gelmiyor. Bir bakayım açık mı kapalı mı? Nereden arkanı dön bakayım. Etme bulma dünyası işte görüyorsunuz. Tamam abi orası farklı tamam, bir ses yer. Tamam ses tamam şimdi. İbrahim ses abi geldi, bak abi de fazla. Geliyor abi mu? Piller tamam her şey yolunda. Yani. Şimdi bir dakika başka bir şey yani, bir dakika. İsmail ben abi şimdi, karizmayı çizdirmeyelim ya. Yani. Sen şimdi gafur musun peki hangisisin? Yani bir anlayalım. İki gafur olursa yandık evladım. Bıçaklı bıçaklı geliyor bu peki, İsmail. Peker ismini de çok severim. Tabii tabii. Ah, peker şeker tabii. Hoşuma gider o iş. Şekerdi, şimdi... şekerdi kızımın adı. Ben başka bir yani şey diyeyim sana. Söyledim. Şimdi ben bu cümleyi tatlı sesle giyerim. Ben bir şey diyorum bir tek ama ben bedava abi giyerim. Araya girdi ya. Yani bunu söylemek şimdi ne? Reklama mı gireymiş? Bak diyeceksin ki ben bu gömleği senden giyiyorum. Senin firmandan de izim yok. Bay Tatlıses ne demek? Ya bu? Ama deme hele deme. Lan yedin bize. Reklamlar girmiyoruz. Yok. Pardon. Başka şey. Gel oh, ne mi söyleyeyim? Bu kural ne zaman çıktı ya anlamadım. Ya hadi bırak şimdi kardeşim tartışma kuralı muralı. Ha bizden giyiyor. Evet. Sen niye bizden giymiyorsun? Sen para vermem. Giy- bir tek bu para vermeyi bir de ver. Vallahi. Yemin ederim. Şimdi o gün bana diyorlar ki İbrahim Bey, İsmail Bey geldi. Evet. Atölyeye geldi. Altı. Ne altısı lan? 20 küsür derece ve sipariş vermişsin. Hayır her girişte altı evet. Lan misafirliğinde bir şeyi vardır. Ayıp oluyor ama. Fikral Allah Türkiye'de yazarım orada. Ne haber? Para mı vereysin bana? Evet. Sor buraya. Şimdi bir dakika. Hani $300,000 $500,000 dizi yapaylar ya karşılarımızda. Hı. Biz de onların onda birine Fikral Allah Türkiye yapaylık. Bu milletin sokağa çıkın. 10 kişiden onuna sor fikraları bilir. Ama bu dizilerin bir şeyini bilmez. Fikraları bilir misiniz bilmeyiz. Avrupa yakasını biliyoruz. Bak buyur. Hayır ben onu kastetmedim. O güzel ya. Avrupa yakası. Şimdi kardeşim yani bir dakika. Allah yarabbim. Bir dakika. Nedir buyur abi? Sorun. Fikralar diyorsun nedir bu? Hayır biz başka bir şeyden bahsedeyim. Sakın beni aranıza sokmayın ikiniz. Tamam ben peker olarak girdim aranıza. Yani şimdi abi sen çok... beni beğenmiyor musun? Ben seni bak. Sen bu akşam bize gelsene, belki elektrikler kesilir. Bilemem canım. Ne izliyoruz, ne?
Evet. İlerleyen zamanlarda fazla ilerlemeyecek. Bugün saat 12 içeri geçe bitireceğiz, onu söyleyeyim. Öyle öyle ama yok. Zaten sabaha karşı giriyoruz programa. Biz herkes çıkıyoruz yola Urfa'ya doğru. Millet gidiyor Ankara'ya, biz halen İstanbul'dan yeni çıkıyoruz. İşin yoksa bas gaza yakala. Sesleri aç ya. Tamam. Hı. Şimdi Nez, siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum. Ben bilmiyorum aslında, sizler daha iyi biliyorsunuz. Bütün oryantallere taş çıkartır, biliyor musunuz? Bir numara. Figürüyle, yani figürleriyle. Çok ama güzel. Ama şimdi birini çağırıyorum. Ondan sonra bizim ritimlerle birlikte bir bakalım neler yapacak. Çünkü ilk Nez bir otelde çıkıyordu. İsim yok evladım. Reklama gireyim. Didem gelsin, ondan sonra konuşalım Didem. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu kız gittikçe bir şeyler oluyor bu kıza. Bu aç bakayım önünü, böyle çevir bakayım. Allah Allah. Bu ne lan? Bak bu Allah. Sen yok abi, yok. Sen de ben çay kahvesini gafur kardı, seni şöyle alayım. Allah Allah. Peki. Merhaba. Üşüme yavrum, aman. Alo. We'll be right back.
Yok. Yani illa tutturdum bunu böyle açacaksın değil mi? Bacakları illa dikine. Bir az var. Çalışıyor ona çalışıyor tam dikine açacak böyle. Allah. İşte o zaman kadın budu köfte oluyor. O zaman kadın budu köfte. Bir tane art. Teşekkür ederiz. Sen R'ye gel, R'ye. R'ye gel. Sensiye biraz pes olacak. Evet, Nez'den yorum alıyoruz. Mükemmel. Tek bir kelimeyle mükemmel. Yalnız bana göre ilk başında değil de sonradan tabii her hafta bir müzikle oynuyor. Yani her hafta aynı müzikle olmuyor. Her hafta kendi kendine yeni bir şey getiriyor. Mesela geçen hafta çok güzel bir Hint oynadı. Seyrettin bilmiyorum. Seyrettim, çok güzeldi gerçekten. Ben seyredemedim. Performansı inanılmaz. Yeteneği çok maşallah, çok fazla. Vallahi. Şu anda hiç gerçekten şey olsun diye söylemiyorum. Türkiye'de bir numara gidiyor. Gerçekten. Yani ben şöyle bir şey diyebilirim. Özür dileyerek söyleyebilirim. Yani her sakın yanlış anlaşılmasın. 1 ile 3 var. Arada kimse yok, onu söyleyeyim. 1 burası, 3 başka kimdir bilmiyorum ama arada 2 numara eksik. Osman Yağmur da dedi ki sana dedi bir şey söyleyeyim dedi. 1 ile 5 arasında bir sayı eksikliği var. 3 yok, 2 yok, 4 yok. 1 sensin. Yalnız 5'ten sonrasını biliyorum ama 5'ten 10 arasında dedim sen de çok abarttın Osmanika. Yok, yo, bence eksik demiş. 10'a kadar açılırsın. Yok, olmaz. Yemin ederim sana. Ya bak, ben size bir şey, her gülün bir ayrı kokma şekli vardır. O kadar mütevazı olma. Vallahi olma. Bazen olayım, bazen olmayayım. Olma işte. Şimdi olayım mı, olmayayım mı? Evet. Karadeniz'de ben birim, orada sensin. Bir belli yani. Anladın? Evet. aksini iddia eden varsa gelir buraya söyler. Değil mi? Olay bu işte. Evet, burası arena. Çek oğlum. Bu çay bu abi veriyorsun da, yani bu peker olduğu için mi veriyorsun buna çay? Yok. Nasıl yok. Olacak bu? Bak şimdi. Bu nasıl? Herkes bunu bu masayı sahte zannediyor. Elini tut. Yaktı lan. Sıcak çaymış ya. Sıcak tabii. Dümen evet. Değil. Ben senden bir şey isteyeyim, onu söyle. Mazalım bir zaman devam. Her demet zalim felek. Taş mı sandın yüreğim kalem. Madenim Erdem ey zalim felek, sineme dokunma benim. Taş mı sandın
gecelerde, tenha gecelerde ben eylesin teselli. Baykuş sesini bülbül şeydaya değişmem. Ah, tenha gecelerde beni eyler müteselli. Baykuş sesini, baykuşun sesini bülbül şeydaya değişmem. Aman 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 aman. Bizi eylesin teselli, baykuşun sesini bülbülü şey da 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 ya değişme. Ah aman 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 aman, ah aman aman. Dane dane benleri var yüzümde, yüzümde, yüzümde. Dane dane benleri var yüzümde, yüzümde, yüzümde. Canan ucu bakışları gözümde, gözümde, gözümde. Canan ucu bakışları gözümde, gözümde. Bin bir zat var, bin bir zat var edasında, nazında, nazında, nazında. Yarım olan
reklamlar aman. Ah, ah, dağı duman olanın, halı yaman olanın, geceler uykusu gelmez yarı güzel. Bir uzun havada ben okuyayım. bu notları söyle bakalım. Geceler uykusu gelmez yarı güzel olanın. Adamın yarı güzel olursa uykusu mu gelir lan? Bizde de uzun hava. Ada yine de geldi yaz başları da garip kuzum oy. Ey dağlar ey. Canım ey canım ey canım. Açam dağlar kukalar bari. Gel ala beni yetim anam. Ey 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 ey. Oh 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 oh. Pulim oy 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 oy. Bir dakika İsmail. Sen re okumaya başladı senden korkulur çocuğum. Ben her dersten okuyorum. Sen siye gel. Okuma, sen siye gel. Reklamlar. Haydi reklamlar. Bunun devamı var. Acaba Allah'tan midir güzel olur Ayşeler, güzel olur Ayşeler. Oy meşeler meşeler, su doluydu şişeler. Allah'tan midir bilmem olur Ayşeler, güzel olur Ayşeler. Aşkım aşkım başalım, el elle dolaşalım. Trabzon'da olmasa Rize'de buluşalım. Aşkım aşkım aşalım, el elle dolaşalım. Giresun'da olmasa Ordu'da buluşalım. Ateşin közlerinden, dum sözlerinden, bilsem ayrılık vardı, öperdim gözlerinden, öperdim gözlerinden. Ateşin közlerinden, doymadım sözlerinden, bilsem ayrılık vardı, öperdim gözlerinden, öperdim gözlerinden. Aşkım aşkım aşalım, el elle dolaşalım, Trabzon'da olmasa Urfa'da buluşalım. Aşkım aşkım başalım, el elle dolaşalım, İstanbul'da olmasa Bursa'da buluşalım. Gel abele, gel abele bu yana. Bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürdü beni. Ben oldum yana yana. Gel sarıl boğazıma, arsın yerine gelsin. Hiçbir kıza değişmem, sen herkesten güzelsin. Sarıl boğaz. Çıkar değişmem. Gel abele, gel abele bu yana. Bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürdü beni. Kül oldum yana yana. Gel abone bu yana, bir şey diyeyim sana. Sevdan eldi dimen ikin oldum yana yana. Kaç kere dedim sana ifteriye gül olmaz. Bu dünyanın içinde senden defli kul olmaz. Kaç kere dedim sana iftariye gül olmaz. Dünyanın içinde defli kul olmaz. Gel abone gel abone bu yan.
bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürdü beni, kül oldum yanma yanma. Gel amele gel amele bu yana, bir şey diyeyim sana. Sevdan öldürdü beni, dum yana yana. Oy oy lazali, deflerim bir yazali. Daha görüşmeyelim, cezalisin cezali. Cezalisin cezali. Oy lazali lazali, deflerim yazali. Daha görüşmeyelim, cezalisin cezali. Cezalisin cezali. Oy oy lazali, deflerimi yazali. Daha görüşmeyelim, cezalisin cezali. Cezalisin cezali. Herkes köprüden geçer, lazali sudan geçer. Bir daha bak. Ama yani Lazı bu kadar güzel anlatan herkes köprüden geçer, lazali sudan geçer. Şeytan tüyü var onda, kızlar hep onu seçer. Oy oy lazali, dertlerimi yazali. Daha görüşmeyelim, cezalisin cezali. Cezalisin cezali. Bunu değerli dost, güzel insan Sibel Can okumuştu. Dedim ki bak bu Türkiye oyna. Ama oynamadı. Oynamadı. Ancak sahnede oynadı. Ya, evet. Ya bu Türkiye'nin üstüne oynasana. Oynamadı. Evet. Şimdi biz şey olarak oyna diyoruz yani. Bak gömleğe değiştim, ne haber? Bay Tatlıses. Ya sus ya. Ya ben sana sesleniyorum. Ya ha bana siz Bay Tatlıses değil misiniz? Ha, Sayın Tatlıses. İltifat ediyorsunuz. Bay Tatlıses. Buyur. Gel bakalım mikrofonu bir yasana nesin? Bunun da çaresi var. Bay Tatlıses, siz nasılsınız efendim? İyiyim efendim, sağ olun. Gömlekler de güzel. Buyurun. Ya. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Bir dakika. Sen bunun uçağına çalışmış mısın? Allah'ın sözü. Efendim? Sen bunun uçağında... Eskiden evet, doğru. Görüşmediniz mi hiç orada uçak? Ben hayır, gördüm de ben yani hiç... O zaman bunu kısa bir süre çalıştılar orada. Çok kısa. Ha, o zaman demek sen rastlamadın sana. Yok rastladım canım, birlikte uçtuk. Ben pilotuydum. Ama hatırlamayalım diye. Kim? Ben kullanıyordum o uçağı. Ben kullanıyordum abi. Hatırlamıyor musun? Hatırla. Dur bakayım. O zaman sakal yoktu. Sakal yoktu. Saç da bu kadar uzun değildi. Saç daha uzun. Kendisi çok iyi bir pilottur. Uçağı. Evet. O uçağı düşünebiliyor musunuz? Abi yani Atlanta'ya uçtuk. Bir de. Bir de yani ayrıca Allah Allah. Nasıl evet. Fark etmedim o zaman arasında? Şoktaydın abi. Şoktaydın sen. Balon hazır merak etme. Balon hazır abi, bende. Abi balla uçağı nasıl birbirine bağladık biz şimdi? Unutmayalım. Uçakta hatırlıyor musun? Laz bağlar. Laz bağlar. Sonra sudan geçer ağlar. Ama ne güzel bir laf diyor ki herkes köprüden geçer, Laz Ali çaydan geçer. Sudan geçer he. Sudan geçer he. Köprü şey yapmıyor. Köprü yok. Halbuki köprü var, gözlerine köprüden kardeşim. Taşların üstünde suyun öbür tarafına geçiyor. Köprüden geçiyor. Ama benim de bir Karadenizli arkadaşım var. Çaydan geçeyim diye sıcak çaydan geçti, her yeri yandı. Nes. Efendim. Sen kimsin şu anda? Ne sıfat taşıyorsun? Ne sıfat taşıyorum? Sen kimsin ya? Hatta 3 gün sonra ne sıfat taşıyacaksın? Yerleri değiştik. Aa, şimdi o konuya geldik. Anladım ben. Evet, anladın sen onu. Ben anladım ama biraz geç anladım. İsmail de öyle anlıyor Laz olduğu için. Ben ne demek istedin anlamadım. Şu anda mi? Bir dakika. Ya sen bize beyin bırakmadın ki. Bir aydan beri var tutturdun. Mıydı? Tutturdun. Var mıydı? Yok mıydı? Benimle evlenir misin, evlenmez misin? İçimiz dışımız İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar oldu ya. Bu işe noktayı koy. Evleneceksen zaten belli evlenmeyeceğim da. Anladın? Hakikaten öyle ya. İçini dişini milletin. Bir de bir şey diyeyim sana. He. Zaten dedikodu programları var, anamız ağladı. Senin içine gerek yok ya. Sen türkü oku ya, kurban olayım, şarkı oku ya. Sen ne dedikodu seversin? Evet. Sen imparatorsun. Yani şimdi bu demek oluyor ki sen Hülya Avşar'dan evlenme mi diyorsun? İsmail. Böyle bir şey yok ki, ikiniz de çok güzel oynayırsınız. Evet. Çok güzel oynayın. Yok ki böyle bir şey. Nasıl yok? Yok. Siz uyuyun. Yemin ederim olmaz böyle bir şey. Nasıl böyle bir şey olur mu ya? Kendimi öldürttüremem diyorsunuz. Kes ya, böyle bir şey mümkün müdür? Siz o aşkı, o sevdayı, o eskiden, o çağlarda belki yaşamışsınız. Bundan sonra böyle bizim bu işi yutacak halimiz yok. Evet, bitti. Buyur baba. Herkes de aynı düşünüyor, evet. Nes, sen ne yapıyorsun şimdi? Sen ne diyorsun Nes bu işe? Ben ne diyorum? Kısa kes. Hadi Nes. Konuşturmuyorsun ki kısa kesi. Bence şu işe şöyle diyorum ki çok güzel. Sonuçta biz show dünyasındayız, adı üstünde. Show dünyası bence çok güzeldi yani. Ama aslında biz show yapmadık.
Ne yaptınız? Sen benim canım, sen kara sevdalım. Ooo, gel bakayım sen buraya Naz. Çok güzel okudun enfes. Teşekkür Naz. Ederim. Şimdi az önce ne dedik? Naz Hanım çok güzel oryantal yapar. Bak şimdi oryantalle şarkıyı birleştirdiğin zaman hem göze hem kulağa hitap ediyorsun. Çok güzel bir sesi var. Zaten oradan patladı. Oradan patladı. Çok güzel ses. O sesin içinde kullandığı şarkılarla birlikte şarkının içinde yaptığı figürler onu aldı, yukarıya kaldırdı. Çok teşekkür ederim. Şimdi evleniyor, aşağıya iner mi, inmez mi bilmiyorum. Evleniyor musun? Bence şöyle bir şey var. Bundan sonra dost ve düşman belli olacak. Şu camiada bugüne kadar her zaman duruşum belliydi başından sonuna kadar. Ben mutluyum. Sen aslında düzgün bir kızsın ya. Ya ben evimdeyim. Ne gece hayatım var, ne bir şeyim. Ben mutluyum. Ben böyle olmak istiyorum. Beni bu şekilde kabul ediyor musunuz? Sen sorarsan ederler tabii. Ama ne kadar güzel. Evleniyor musun abi? Evleniyorum. Ama şöyle bir durum var. Düğün tarihini sizden istiyorum. Herkes çünkü kafasına göre bir tarih veriyor. Ben dedim İbrahim Bey yapabilir mi böyle bir şey? Peki hangi aylar içinde mesela? Aralık ayında. Aralık ayında. 13'ü seçme bir defa uğursuzdur. Bizim pazar gününe getirme o da olmaz. Bu çarşamba olsun abi. Dizi çekiyorum o da olmaz. Sayın açık alın. Abi o zaman önümüzdeki Aralık olur. Yoksa sen benim evlenmemi istemiyor musun? Onu müstakbel eşiniz bilecek. Sen arayı çok açtın Aralık olarak. Aralık olarak çok açtın arayı. Oo, uzattı. Sabrın var mı kızım o zamana kadar? Yok. Hemen bu gece. Aha, tamam ya bu gece. Açılırız kaptan. Ben hemen var. Bulurum. Nikah hemen burada bulurum. Her şeyi bulurum. Çok teşekkür. Abi Halis'le açılırız. Taka takacı da şey yapar. Bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Yani çok tuhaf olacak ama benim sizi çok seven bir anneannem var. Ufak bir rahatsızlık geçirdi. Buradan ona bir şöyle bir el sallayabilir miyiz? Canım ellerinden anneannem. Öperiz. Güçlü olacaksın. Ellerinden canım benim. Öperiz. Seni çok seviyoruz. Öperiz. Ellerinden öperiz ayrıca. Ne istersin çalsınlar? Ne ister? Şarkı söyleyeceğiz değil mi? Aynı mikrofona diyorum onu. Ana, baba. Evet. Ara. Ne bağlayacak? Bir şey bağlı. Ya İbrahim abi bize bir türkü oku ya. Bir türkü oku bize ya. Böyle bir hakkımız var yani senden dinlemek. Ben böyle dolaştığım zaman bil ki kafam bozuk. Ne yapalım abi? Bu... Bir dakika abicim, bir dakika. Alo, o. Bu bir tane Avrupa yakası var.
Orada bir tane gıcık var, ona gıcık oluyorum. Avrupa Yakası dizisi var ya bir tane. Sen bana Hodri Meydan mı diyorsun? Kim konuşuyor ya? İsmail Türüt. Karıştırdım, Mustafa Topaloğlu. İçinizden biri ise almayayım façasını aşağı. İçinizden biri değil, dışınızdan biri. İbrahim abi, ben sizi çok seviyorum. Ben sizin nereden abiniz oluyorum? Abi, ben sizi çok seviyorum. Mümkünse ekrana doğru bir kendinize el sallar mısınız? Niye, ben deli miyim? Abi, herkesin içinde bir inceden bir delilik vardır yani. Fena demedi bu, doğrudur. Ama ben seni göstererek dedim abi. Allah'ım sana sen. Öyle mi yaptın? Yok be abi, şakadan. O zaman Gafur kardeşimizi anladın mı? Biçelim, keselim. Yok. Şöyle sana buradan görünen bir şeyim var. Şey, pijama mı? He. Göstereyim mi? Neyi gösteriyorsun ya? Abi, sen şova pijamayla gel dedin ya. He. Göstereyim mi? Bana bak, Mehmet Ali Erbil'in işi olmasın. Emin misin pijama olduğuna içinde? He, nasıl? O zaman abi, işi sağlama alalım, alttan bakalım. Yok, en güzeli biz reklam arası içeride seni bir kontrol edelim. Yo, ondan sonra sağlama alalım. Olmaz öyle. Olmaz abi, delikanlı adam böyle gösteriverir işte yani. Yani alttan baktık yok. Şöyle alayım seni, şöyle alayım. Buyur abi, ne yapıyorum? Şöyle alayım seni. Yukarı. Aşağı alayım. Öyle mi? İniyorsun, gidiyorsun, şettirip geliyorsun. Yok be abi, pijamayı yanımda getirmedim. Yeni yıkanmış, kurumadı. Yedeğe de yok. Yani anlayacağın, içimde pijama yok. Ne diyorsunuz şimdi, çizeyim mi bu çocuğu? Sen beni zeytin mi zannettin ya? Abicim, yani ben de böyle soyasıp yiyesim geliyor yani. Nesine? Soyup yiyesim geliyor. Kime? Hani çizeyim mi dedin ya abi. Ha, çizdikten sonra. Yani ben kestikten sonra yemek istiyorum. Oçum, bak sana ben bir şey söyleyeyim. Söyle. Lan bu esas kabadayı lan bu. Sen bu bıçak ayağı ne? Şimdi abi, dizide bir olay var. Ne var? Bu Gaffur çok böyle bıçak sırtı bir adam. Elinde bıçakla falan dolaşıyor ama ilginç olan bir şey var. Bu adamın bıçağı kimseyi rahatsız etmedi. Bu da beni rahatsız etti. Gördüğüm kadarıyla burada o kadar çok Gaffur var ki. Herkes Gaffur olmuş. Onun için anlayacağın çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir tek yalnız yani, başına değilsin diye. Yalnız başına değilim abi. Dışarıda Gaffur fanatikleri var. 1200 kişi bekliyor. Hareketlerine dikkat et abi. Tamam. Saygımız sonsuz. Sevgimiz sel gibi. Ama ayrımı yapalım. Ayrımı yapalım. Yani bir şekilde benim ne zaman ciddi olup ne zaman ciddi olmadığımı, espri yaptığımı sizin de anlamanız gerekiyor. Şu anda ne durumdasın? Şu anda anlamadığınız gibi açıklıyorum. Espri yapıyorum abi. Şu anda beni çok iyice sazantan etti bu da ya. Şu anda çok ciddiyim ve espri yapıyorum. Yani Gaffur'la yatıp Gaffur'la kalktığımı zannetmeyin. Çünkü Gaffur bir şekilde içimizden biri. Ve bu Gaffur gerçekten yaşıyor. Biz onu biraz daha büyütmeye, biraz daha halkın içine sokmaya çalıştık. Niye, bu çocuk mu? Bu tabii, ufakken Allah göstermesin havale geçirmiş. Havale postayla gelmiş abi. Ağlama! 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 Sus! Sana gelen, bana gelsin, kadın ben o.
burada kaseti okuduğumuz yeni şarkılarımızı iyi niyetimizle onurlu bir şekilde okuduk. Bunları internete kaydedip internetten indirenler var ve elimizde şu anda hepsi var. Onlara onursuzsunuz, şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz demiyorum. Çünkü İbrahim Tatlıses'in yeni okuduğu bir şeyi merak edip oraya indirip oradan alıp dinliyorlar. Bir şey demiyorum ama bu hafif de olsa biraz kopyacılığa giriyor. Biz burada neler yaptık? Bu kanaldan, aynen bu kanaldan devletimize kadar seslendik. Devlet büyüklerimize seslendik. Ama geldik gördük ki devlet büyüklerimiz de bize büyüklük yapmadı. Devlet büyüklerimiz de eser sahiplerine sahip çıkmadı. Verilen sözler hep orada kaldı. Ben inanmıyorum ki bir karınca boyu ilerledik. Korsan halen devam ediyor ve bizi devlet büyükleri olarak dinleyenleri de sevgiyle karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Koskoca bir hükümet olarak 3-5 tane korsana hakim olamadınız. Sahip olamadınız. Türkiye Cumhuriyeti'ni idare ediyoruz. Tamam. Peki. Ama ben Sayın Başbakanımıza Kasımpaşa çocuğu olarak lütfen bir Kasımpaşalı gibi davransın diyorum. Ve lütfen artık frene bassın. Korsan tekerlerini yürütmesin. Lütfen rica ediyorum ya. Allah rızası için ya. Milyonlarca insan ekmek yiyor. İç size kopuğa her şeyi bırakmışız. Ne yaparsanız yapın diyoruz. Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Ben şüpheye düşmeye başladım. Çünkü bütün çarşı ayakta, ayaklandı. Demek ki biz sanatçılar sizler için hiç kıymetli ve önemli değilmişiz. Reklamlar. Gel buraya abi şimdi. Bu cakkıdını sattığımını. Evet ya, şimdi bu parça benim değil. Bu parçayı ben söylemiyorum. Bu gafur tipini ben yaratmadım. Sevgili Gürsel. Şimdi ne yapıyorsunuz orada? Abi biz orada çok yoğun bir performans. Oranın arkasını öğrenmek istiyorum. Yani. Tabii, mutfağını öğrenmek tabii istiyorum. Tabii mühim olan bu işin mutfağı zaten. Biz gerçekten böyle
kendimiz yaptığımız işle de gurur duyacak seviyeye geldik. Çünkü yani bir şekilde 17 karakter var Avrupa yakasında. 17 karakter de zaten uzun zamandan beri orada sanatını icra ediyor. Gülse Hanım'ın yapmış olduğu, bu yazmış olduğu karakterde birlikte hep beraber yarattığımız bir tip oldu. Yani 6 haftada bu kadar kısa sürede, bir de bunun gerisinde bir 29 sene varsa tabii bildiğiniz üzere. Yani bu aslında benim şahsım adına seyirciyle olan aramdaki iletişimle bağlantılı bir şey. Bu Çakkadı dansı sadece Gaffur'un değil, daha önce yaratmış olduğum tiplerin de dansı oldu aslında. Bir şekilde özdeşleştik. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi oyun çok önemli yani. Oyun gücü çok önemli. İşin çalımını almak çok önemli. Hem rejiyi rahatlatır, hem yazanı rahatlatır. Ben şimdi mesela bu çektiğim dizide mutfakta bir tane kız oynuyor. Kız da ışığı görünce, ateşi görünce kıza yazmaya başladım. Çünkü o tipi benim insanlara, bu insanlara sevdirmem lazım. Tabii. Şimdi o tiplemeyi yazdığı zaman sen o tiplemede onun istediği şekilde oynayamazsan, onu tam veremezsen o tipin şeyi çıkmıyor. Çıkmaz. Çıkmıyor yani. O samimiyet seyirciye geçmez. Yani geçmiyor çünkü mühim olan onlara geçmesi. Bak ben izliyorum, ikiniz birlikte bir şeyler yapıyorsunuz. Millet bayılıyor. Evet. Çünkü ben neredeyse bütün kolonyaları bitirmek istiyorum. Kolonya getirip bayılan insanları ayıltmak istiyorum yani. Dikkat et, içinde tuz ruhu olmasın ben de, ama. Ben de bu cümleye bayıldım. Bak bundan yok bende. Bunu nereye buldun? Eyvah. Bu yeni. Allah'ın sözü. Vallahi yeni bu. Oo, Selma Sultan, Selma Hanım hemen yap bundan bana. Yok sen hiç olmaz bana. Küçük gelir. Bu yeni efendim. Sen hiç büyük gelir bana. Sezona yeni sunduğumuz bir şey. Neyse biz konuşuyorduk İbrahim abiyle. Önemli değil. Sonra konuşuruz. Biraz biz konuşalım yani. Şimdi İsmail abi, biz aslında herkesi seven insanlarız. Karşınızda gördüğünüz gibi kral bir tanedir. Kralla omuz omuzdayız. Yani. Hayatım boyunca hiç krallığı sevmedim. Ben de. Zaten yani, seyirci onu biliyor. Sen de kral olma. Olmam zaten. Çünkü çıplağım. Çok komik. İbrahim abi, Gaffur'un amcası oğlu olarak gelebilir misiniz diziye? Amca. Seni iyi bir döveceksem geleyim. Abi ben sana dublörlerimi gönderirim, rahat rahat böyle döversin onları, rahatlarsın. Yazık, günah değil mi onlara? Niye sen bana günah değil mi abi? Olsun, sen işin içinde, sen para alıyorsun, dublörler ne alıyor? Abi, az alıyor. Onlar da para alıyor da. Az alıyor. Yani bir şekilde. Şimdi Urfalı Baba film çekiyorum. Buyur. Urfalı Baba'yı oynatıyorum rahmetli. Şimdi bir de kavgacılar var. Kavgacılara 50 lira veriyoruz. Ben dediler ki işte babaya ne verdim ki, ona da 50 verin. Babaya mı böyle demiş. Ya ben kavgacı mıyım? Aslında o Urfaca söyledi. Ben bizde kavga edene çekişçi derler. Çekişmek yani, çekişiyor. Millet hele baba nasıl çekişi diler, kavga ediler diler. Evet. Dedi ki niye ben çekişçi miyim? Bizim mahallede de şey diyorlar, bak ne biçim kodu adama diyorlar. Yani net. Yani evet. Şöyle bir şey. Ah. Ya bir şey olmaz. Yok. Allah ya, özür dilerim ya düşmediğin yok, için. Yok vallahi bir şey olmaz. Düşünemedim. Şuraya da vurabilirsiniz. O ne lan? Olsun öyle, İbrahim abi de bir insan, gidip gelir. Gaffur, biz 15 Kasım'da yani ben, hı, İbrahim Tatlıses olarak 15 Kasım'da Esenyurt, hı, çevir bu tarafı oğlum, park açılışı için Recep Tayyip Erdoğan Parkı. Yok açılıyor. Abi, Recep Tayyip Erdoğan Bey de gelecekmiş parkı açmaya. Salıncak'ta, tamam, da, baş... Salıncak'ta da sallanabilir diyor, ne demek o ya? Çocuk Parkı. İşte ya park açılıyor. Aa, hep beraber kaydırak maydırak. Süper. Çok sen güzel. Eşofmanını giyip gelebilirsin yani, o çizgili var ya. O, benim rahmetli dedemin dedesinin dedesi giyiyormuş onu. Abi bir şey söyleyeceğim. Hepimizin o pijaması yok mu evlerimizde? En güzel pijama o, biliyor musun? Öyle değil mi? Yani samimiyet buradan geliyor herhalde. Sosyete olduk ya, şimdi yeni pijamalar getir. Allah, geriyorum, geberiyorum. O çizgili ne güzeldir. Ne terler, ne terletir. Tabii abi, rahattır yani böyle havada. Bir de adamı uzun gösterir sen. Mesela uzun görünüyorsun.
Orada ben kendi mi? Boyumda falan zannediyordum seni Allah'tan. Yok ben canlı yayına çıktığımda kısalıyorum abi. Oralarda normalde uzunum yani. Bak. Evet 15 Kasım'da Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın açılışını hepinizi bekliyoruz. Misket oynayacağız, fırıldak oynayacağız, birdir bir oynayacağız, uzun eşek oynayacağız. Birdir birin tam şeyini biliyor musun? Birdir bir, ikidir iki, üçtür numburlu iç, dörttür... O Asuman Yağmur Dereli'nin şarkısı değil miydi ya? Birdir bir... bir Asuman Yağmur Dereli kim ya? Abi tanımıyor musun? Asuman Yağmur Dereli. Asuman değil ya, Osman. O şey ya bir 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 birilerine bakar 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 dururum. Türüt! Abi ben gideyim. Evet. Tamam hadi hadi. Tamam. Sen biraz fazla oldun otur. Tamam. İsmail abi seni çok sevdim ben. Sağ ol çok teşekkür ederim. Seninle bir daha kuliste sonra görüşürüz. Canı sağ olsun istediğin yerde. Hayır ben sevmiyor zaman. Musun? Abi ben seni beğeniyorum onu beğenmiyorum. Beni seviyorum seni sevmiyorum. Allah razı olsun. Çok sen beni seviyor musun? Neyse sen akşam bize gelsene belki elektrikler kesilir. Evet. Hareket mi? Hareket abi. Yok ya. Ya abi hareket kurban olayım millet. Ya şundan bir kumle okuyayım ondan sonra. Hareket hareket. Ama istediler ya. Ya çok. Allah aşkına hareket. Vallahi ya. Sen ne güzel türkülerin var ya. Bir de şu kızın üstüne yazdığın şeyi okusana. Yemin ederim yemin. Sevdim seni Yasemin. Sen beni sevdun ne? Nasıl olayım emin. Yemin ederim yemin. Sevdim seni Yasemin. Sen beni sevdun ne? Nasıl olayım emin. Geçerken çıkayım pencereye, in dereye, dereye, kıza böyle nereye, kapısından geçerken çıkayım pencereye, yemin ederim yemin, sevdim seni Yasemin, sen beni sevdun ne, nasıl olayım emin, yemin ederim yemin, sevdim seni Yasemin, sen beni sevdun ne, nasıl olayım emin. Kanat, gülüm odanı donat. Öyle bir anası var keçiden daha inat. Pencere kanat kanat gülüm odanı donat. Öyle bir anası var keçiden daha inat. Yemin ederim yemin sevdim seni Yasemin. Sen beni sevdun ne nasıl olayım emin. Yemin ederim yemin sevdim seni Yasemin. Sen beni sevdun ne nasıl olayım emin. Havaya havaya eller hay hay hay. Katılıktan geliyor güzeller tayfa tayfa. Sevdalık kitabını okudum sayfa sayfa. İrgatlıktan geliyor güzeller tayfa tayfa. Sevdalık kitabını okudum sayfa sayfa. Yemin ederim yemin sevdim seni Yasemin. Sen beni sevdun ne? Nasıl olayım emin? Yemin ederim yemin. İsmail. Sevdim seni. İsmail. Evet. İsmail. Bir tane şiir vardı. Neydi o şiir? Bu yeni. Ne? Beni anlatıyorum beni. Ya anlat bakayım ne? Şimdi bu hareketin üstüne ne var? Düştük. Evet. Evet. Bu kadar bir şey anlat abi.
bu çok güzel fıkra anlatır. Çok güzel şiir okur. Selam ustaya selam. Ben İsmail Türüt, memleket Rize. Yeşil çayın yetiştiği yerdenim. Yemyeşil dağların Karadeniz'e dik inerek bitiştiği yerdenim. Köyümüz ambarlık dağların dibi, şu yalan dünyanın cenneti gibi. Böyle türkü söylememin sebebi, bülbüllerin otuştuğu yerdenim. Karayemiş, limon, mandalin, bir de balın şahı olur bizim Anzer'de. Arıların çiçek çiçek her yerde, birbiriyle itiştiği yerdenim. Suları soğuktur bizim yörenin, ili buz tutar ona girenin. Askoroz deresi denen derenin, tam denize katıştığı yerdenim. İnsanların yaylalara göçerek, horon tutup soğuk suları içerek, sevenlerin karşılıklı geçerek, atma türkü atıştığı yerdenim. Bizim uşak serttir kendi huyunca, hemen sinirlenir karşı koyunca. Velakin kemençe tulum duyunca sinirlerin yatıştığı yerdenim. Hele var ya hamsi mevsimimizde, bayram olur bayram adeta bizde. Funduk kadar takaların denizde, dalgalarla çatıştığı yerdenim. Lazlık mazlık işi latife bence, Türk oğlu Türküz biz her şeyden önce. Çünkü Müslümanlık Türklük denince, yüreklerin tutuştuğu yerdenim. Teşekkür ediyorum. İnşallah bunu yeni kasette, buna bir de bir türkü bağlayacağım. Allah ya Rabbi, yeni kasette bu önde, ona bir türkü bağlayacağım. Satmazsa geberdin. Nez. Hep sen, satar, hep satar. Sen niye? Ha bu korsan hırsızları olmasa hep çok satar da. Hırsızlar var biliyorsun işte. Gelir, gelir, gelir. Bizim başımızdaki insanlar her şeyin hakkından gelir. Nez. Evlendin gitti. Sen de kaybettik ya. Vay be. Bir nezimiz vardı. Hala var. Her zaman olacak. Bak. Her zaman bir nez olacak. Evlenen gideyim peki ya. Evlenen gideyim. Gideyim evlenen. Sen bir yere gitmiş değilsin. Hep duruyorsun. Ben boyuna da evleniyorsun. Bu nasıl olacak? Nereden evleneceğim ben, deli miyim neyim ya? Deliler evleniyor. Ben akıllı adamım. Deliyim. Ne söyleyeceğim size Nez? Ne söyleyeceğim size? Canlı bir parça mı istersiniz? Albümden canlı, 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 canlı. Canlı okuyalım ya biraz. Ha canlı. Şey, canlı okuyalım mı? Tamam. Olur mu? Yapsak mı bir şey? Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Sakın bir söz söyleme, sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın. Benim bağrım tutsun. Düşmanımdır seni kim bulursa cana. Okşasa benim varım saç olur. Bir dakika şimdi. Hareketli bu muydu? Bilmem. Daha da hareketli söyleyebilirim. Siz bilirsiniz. Şu anda seni izleyen kocan, yani ileride 3 gün sonra 5 gün sonra olacak kocan seni boşadı bile. Neden? Abi hareket, hareket. Aa, diyecek ki her ben... halini beğeniyor. Her halimle. Ama koy, daha da... Koy, koy, koy. Tamam, daha hareketli yapalım. Koy bir şey koy. Tamam. Koy. We'll be right back.
Urfa sana küsmüş, haberin olsun. Gönlüm dara düşmüş. Urfa sana küsmüş, haberin olsun. Gönlüm dara düşmüş, canım sağ olsun. Ula yeter artık yeter. Aho, aho, ula reklamlar, reklamlar. Bu akşam televizyonu izlerken TRT1'de bir dizi başlayacakmış. Ne çocuk bilmiyorum ama eski şeyi anlatan, birdenbire bir Türkiye'ye girdi, bir kadın okuydu. Kimdir bilmiyorum ama eledim eledim, hölük eledim. Aynalı Beşik'te balam, bebek benim. Gelmedi malam, buna ne
Kara oğlan da getim amı. Gönlümüzün sultanı, yüreğimizin kara oğlanı da gitti. Allah mekanını cennet etsin. Allah mekanını cennet etsin. Altyazı M.K.